Hazırsak buyurun. Evet. Evet beyler, hazır mıyız? Evet. Hayırlı olsun Kerem Bey. 5 yıl sonra yeni bir single çalışmamızda. Evet. 5 yıl olmuş gerçekten. Bir geriye baktım. 5 yıldır işte diziler, filmler, başka projeler derken müziği ihmal etmişim. Ve döndüm, bir hard diskim var benim, bir bankam. Onun içinde müzik, tabii ki hani insanların karşısında size şarkı söylemesem de evde kendim söylüyorum, arkadaşlarımın şarkılarını paylaşıyorum kendim. Bir baktım bir albümlük şarkım birikmiş ve hiç eskimeyecek şarkılar. Göreceksiniz yavaş yavaş zaten. Biraz da aslında plak şirketi hantallığından gecikmiş bu kadar. Bundan sonra, şimdi gitmişsin çoktandan sonra, bu kadar bekletmeyeceğim. Müzikle, şarkı söylerken benim sesimden, şarkılarla sizlerle birlikte olacağım. Buna söz veriyorum. Hayranlarınızı 5 yıl beklettiğiniz için özür dilemişsiniz. Özürü çok önce diledim ya. Devamlı özür dileyip duruyorum. Benden müzik bekleyenlerden özür dileyip duruyorum. Sokakta abi albüm yapmıyor musun, bir şarkı yapmıyor musun diyenlerden de özür diliyorum. Çünkü gerçekten şarkı söylemek için geldim ve bu işe başladım ben. Oyunculuk, diziler, sinema filmleri bir hediyeydi. Başka bir bilezikti bana ama benim esas amacım şarkılarımı benim sesimden dinlemeleriydi dinleyenlerimin. Olsun, oluyor. Arada bir sekteye uğruyor. Ama oyuncu kimliğiniz, müzik kimliğiniz önemli mi? Geçmiş, bir baktım geriye. 5 yıldır bir şey yapmayınca tabii ki öyle olmuş ama dediğim gibi müzik benim hayatımda hep var. Şarkılar hep var. Hep de olacak. Sadece bunları dinleyenlerime sunmayı ihmal ettim. Şimdi kendi kanalım, YouTube kanalım, Kerem Cem kanalımla beraber daha hızlı bir şekilde bir sürü şarkı dinleyeceksiniz. Size söz verebilirim burada. O zaman pişmanlığınız yani yüksek noktada diyelim. Yok yok, pişmanlığım falan yok ya. Pişman olacak bir şey yok. Hayatta pişman olmak bir işe yaramıyor. Sadece onu düzeltebilecek adımları atın yeter. Bu şarkı da benim için öyle. Bundan sonra da devamı gelecek inşallah. Peki albüm yapmadınız, single yaptınız. Sizden birçok isim gibi böyle hani ayda bir şarkı çıkarıyorlar. O şekilde mi devam edeceksiniz? Teker teker yapmayı düşünüyorum. Çünkü eskiden albüm, hatırlarsınız, 2 seneydi bir albümün ömrü. Ama hayat o kadar hızlandı ki, zaman o kadar hızlı geçiyor ki, bir albüm çıkarttığınız zaman bütün şarkılar duyuluyor ve 6 ay filan oluyor bir albümün ömrü. Halbuki teker teker şarkılar daha dinlenebilir, daha nabız yoklayabilir. Bir şarkıcı içinde, onun ekibi içinde daha dinleyicinin nabzını yoklayabildiğiniz bir şey. O yüzden teker teker başka projeler de olacak YouTube kanalımda zaten, Kerem Cem kanalımda. Onunla beraber şarkılar, klipler yakındır, geliyorlar hepsi. Hem siz de bu yeni şarkı çıkarttan sonra pop müzikte biliyorsunuz üretim sıkıntısı var. Hani uzun süredir de konuşuluyor. Siz bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Öyle mi? Ben pop müzikten uzak kaldığım için dediğim gibi. Hani siz de şimdi öyle mi? Size de sorum. Aynen bu hani rap müzik, pop müziğin önünde geçiyor. Hmm. Hani bu bunu birçok isimde dile getirdi. Hani 2020 ile birlikte hani bu düşünceleri biz hani geride bırakacağız. Mesela Hande Yener'in öyle bir açıklaması vardı. Hani rap müzik bizi geçti ama 2020'de bu böyle olmayacak. Yani müzik tarzlarının birbiriyle yarışması değil bence asıl olan. Nasıl ki zaman geçiyor, insanlar yaş alıyor, dünya değişiyor. Müziğin değişmemesi, değişim göstermemesi, kendi içinde geriye dönmemesi mümkün değil. Bu kendi ritmini yakalayacak. Siz de kendi yaptığınız şarkıcılar da, besteciler de kendi yaptıkları tarzın içinde o değişime ayak uyduracaklar tabii ki. Bu demek değildir ki pop müzik söyleyen biri kalkıp rap söylemeye başlayacak. İstersem söylerim, o ayrı. Ama şu anda öyle bir planım yok. Hani trend o diye rap söylemek benim yapacağım bir şey değil. Kimsenin de yapacağını düşünmüyorum. Ama hani bundan yakınmak değil, hem ayak uydurmak hem de kendi tarzınızı, kendi söyleminizi. Rahmetli Atilla Özdemiroğlu'nun çok güzel bir lafı var. Bir masada bana söylemişti, konuşma fırsatımız oldu. Kendi tahtını oluşturmaktır.
bu sektörde demişti. Başkasının tahtına göz dikmek veya olmayan, senin içinde olmayan bir tarzı yapmak değil, kendi tahtını oluşturmaktır. Öyle yaptığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Ben de bundan ödün vermeyi düşünmüyorum tabii ki. Siz bir de albüm çıkarmayacaksınız, şarkılarınıza da güveniyorsunuz. Bir de hiç şarkı sıkıntısı var. Hiç şarkı sıkıntısı. Evet. Bakacağız yani. Yani hit. Siz hani, önümüzde yaz, hani bir hiç şarkı var mı diye bir hiç şarkı dediğiniz şey yazla birleştirince böyle hani gümbür gümbür geliyorum gibi olacak ama bu gümbür gümbür geliyorum'u kesip de koymayın ne olur, öyle bir şey yok çünkü. Hani böyle benim çok iddialı konuşuyor. Yok yok. Siz ya, iddialı mısınız? Ya benim derdim, benim iddiam kendimle, kendime göre. Bu iddia kimilerine göre büyük gelebilir, kimine göre küçük gelebilir. Ama benim vereceğim söz şu olacaktır. Benim ağzımdan duymaktan, sesimden duymaktan hoşlandıkları tarzda şarkıları yeni şarkılarla bundan sonra yalnız bırakmayacağım dinleyicilerimi, söyleyeceğim şey bu olabilir. Hani yaz olmuş mevsimine göre daha gümbür gümbür bir şarkı olsun falan, öyle bir derdim yok. Hiç de olmadı. Olmamalı da. O yüzden yani 15 yıl uzun bir zaman ama çok da uzun bir zaman değil. Ama beni tanıyabilecek kadar yeterli bir zaman dinleyicinin ve izleyicinin. Bu da benim şansım. Güzel tanıdıklarını hissediyorum. Sokaktan yaptığım işlere gelen tepkilere kadar her yerde bunu anlıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Bu şekilde ürünler vereceğim konusunda garanti verebilirim. Peki film projenizi soralım. Ordu'da çekildi. Tam kimse bilmez bir tip. Ben bu şarkıyı hazırladıktan sonra Ordu'da bir sinema filmi geldi. Aşk Çağırırsan Gelir isminde. Emre Kavuk senaryosu ve yönetmeni Emre Kavuk. Altın Portakallı, çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir yazı. Gittik bir ayda onu çektik. Müthiş bir memlekette, Karadeniz'de, Ordu'da. Geldik, 29 Mayıs'ta da yayını olacak. Bakalım, ona da bir şarkı yapma ihtimalimiz var. Hepsi beraber gidiyor. Oyunculukta hedefleriniz var mı? Sinema filmi yapmayı çok sevdim. Tiyatroda bulunmadım. Birçok tiyatro beni içinde görmek istedi açıkçası ama bir şekilde yani müzik yapmaya fırsat bulamazken tiyatro meşakkatli ve provalar ve orada olmanız gerekiyor bizzat fiziken. Olmadı ama sinema ve diziler konusunda zaten çok seviyorum. Setleri çok seviyorum. Mümkün olduğunca bunları beraber götürmek, o ilk dönemdeki Keremcem gibi bunları eşit ağırlıklı şekilde, gönlümce, izleyicinin, dinleyicinin benden beklediği şekilde beraber götürmek istiyorum, en büyük dileğim. Yeni bir dizi projesi var mı? Dizi şu anda yok. Dizimizde bir uzun sürdü, geçtiğimiz ayda herhalde. Evet, bitti. 27. bölümde gitti, bitti. Güzel bir, benim için çok güzel bir projeydi. Hem yakın dövüş yaptım hem orada farklı bir karakter canlandırdım. O yüzden mutlu etti. Bu yelpazeyi genişletebildiğimi görmek güzel. Bunun görünebildiğini yapımcılar ve izleyici tarafından. Böyle aşk dizilerinde daha çok. Yani bunda bir aksiyon düşünüyor musunuz? Projenin ne olduğuna ve güzelliğine bağlı. Tabii ki aşk hepsinde oluyor. Dünyadaki filmlerin ve şarkıların %98'i aşka yapılıyor tabii ki. O kadar güçlü bir duygu ki içinde aşk oluyor tabii ki ama o hikayenin ve o karakterin yanındaki karakterlerin ne kadar inandırıcı, ne kadar güzel bir hikayenin içinde oldukları önemli. Yine öyle bir proje olursa iyi olmasın. Aşkla ilgili konuşmuşken, aşk hayatınızı sorsak nasıl gidiyor? İranlı bir kız arkadaşım var biliyorsunuz. İlginç bir karakter ve kültür. İran kültürü. Hala yok, planım var ama daha gitmedim. Orada da işler karışık biliyorsunuz. Ailesiyle konuşuyor. Olduğu zaman zaten görürsünüz.
tabiri var, bir aileye girdiniz mi? İran'dalar. Öyle bir şey hayır, olmadı. Yani böyle hani aile arasında bir ismi. Yok yok, hayır hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, iyi gidiyor. Sakin olun, soru yok. Ben böyle bir şey, artık hani artık bu yıllarda ekran ödediniz. İnsanlar böyle yaş ilerledikçe siz Ne gelecek acaba devam? böyle şeyler kader kısmet işleri. Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir değil mi? Çok iddialı bir şey. Efendim, o zaman hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Benimle bu heyecanı paylaştığınız için de çok teşekkürler. Bundan sonra başka heyecanlar bizi bekliyor olacak. İzlemeye devam edin. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.